Merhabalar sevgili gençler. Ben SML hocanız. SML hoca matematik YouTube kanalındasınız arkadaşlar. Artık bu videoyla trigonometriyi bitiriyoruz arkadaşlar. Bu 6. videomuz. Trigonometri 6. Ee, sevgili gençler, bu bittikten sonra şimdi Acil Matematik AYT soru bankasındaki tüm testlerinizi çözeceksiniz. Ondan önce Acil Matematik AYT soru bankasındaki tüm testleri çözmeden önceki Acil Matematik AYT soru bankasında 90 küsur sayfalık bir test var sevgili gençler. Yani yanlış hatırlamıyorsam 91 sayfa olması lazım. Tabii ki hepsini kısa bir süre içerisinde bitiremeyeceksiniz. E, ondan önce kendi belirlediğiniz hani kendi düzeyinize uygun olan, e, çözerken kendinizi rahat hissettiğiniz e, kendi kaynağınızdan lütfen trigonometri sorularını tüketin. Bu soruları tükettikten sonra sevgili gençler Acil Matematik AYT soru bankasındaki e, trigonometri testlerini çözün çözemediğiniz soruların çözümlerini benim yine kanalda acil matematik ait soru bankası çözümleri diye e, oynatma listesi var buradan kontrol edebilirsiniz arkadaşlar ve artık trigonometri ile sorununuz lütfen kalmasın videoya başlamadan önce de benim bir instagram kanalım var etsml hocayla e, bulabilirsiniz sevgili gençler bu Instagram kanalını, bu Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Bir de tabi hala bu videoya abone ol, bu kanala abone olmayanlar varsa lütfen SML Hoca Matematik YouTube kanalına da abone olabilirsiniz. Çok mutlu edersiniz beni. Şimdi konumuz periyodik fonksiyonlar. Ki periyot dediğimiz şey hani matematikte kendini tekrar eden anlamında da kullanabilirsiniz bunu. Yani periyot denildiği zaman matematikte aklınıza her zaman birbirini tekrar eden e, ifadeler gelsin. Ki sevgili gençler bazı fonksiyonlar periyodiktir. Yani durmadan kendini tekrar eder. Bunu nereden anlarsınız? En güzel grafikten anlarsınız. Grafiğinden anlarsınız sevgili gençler. Şimdi ben diyorum ki f a'dan b'ye tanımlı bir fonksiyon olsun. E, her x a kümesinden seçilen her x elemanı için fx artı t eğer fx'e eşit oluyorsa yani senin fx'i buldun mesela diyelim ki f5 tamam benim fonksiyonumun periyodu 2 ise eğer F5 F7'ye F7 F9'a F7, F9, F9 F11'e her zaman ama her zaman eşittir. Bu böyle ikişer ikişer artarak gider ama periyot 2 ise hatta bu da F3'e eşittir mesela. Bu da F1'e eşittir. Gibi. E bunun grafiği nasıl olur? Şimdi mesela F3 varsayalım ki 5 olsun. E o zaman F5 de 5'tir. F7 de 5'tir. F8 de 5'tir. Varsayalım ki bu grafikte şöyle bir grafik olsun. Demek ki hep bu şekilde ilerleyecek. Tamam mı? Gerçi bu şekilde olamaz periyoda 2 dediysek. Varsayalım şuradan başladık. Hep şu şekilde olacak bakın. Bu fonksiyon her zaman birbirini tekrar edecek bu grafik. Kaçta bir tekrar ediyor? Bakınız buraya. Şunun aynısı burada da var. Bunun aynısı burada da var. Şurası 9 tabii. Dolayısıyla ben bu fonksiyonun periyodunu artık 2 diyeceğim. T sıfırdan farklı reel sayısı varsa f fonksiyonu periyodik fonksiyon T reel sayısına da f fonksiyonunun bir periyodu denir. Bu eşitliği gerçekleyen birden fazla T reel sayısı varsa bunların pozitif olanlarının en küçüğüne f fonksiyonun esas periyodu denir. Örneğin sinüs x artı k çarpı 2 pi eşittir sinüs x'tir. Bunu biliyoruz zaten. Kosinüs x artı 2 pi eşittir kosinüs x'tir. Bunu da biliyorduk biz zaten. O halde Fx, fx eşittir sinüs x ve fx eşittir kosinüs x birer periyodik fonksiyondur diyoruz. Ve bunların periyotları da 2 kpdir Ki esas periyotları da 2 πdir Mesela şunu anlatmaya çalışıyoruz. kosinüs e, 30 kaçtı? Kök 3 bölü 2 idi. Mesel. Tamam mı? Ben bunun üzerine 360 eklersem kosinüs 390 o da kök 3 bölü 2 olacak. Ama 30'un üzerine 720 eklediğim zaman kosinüs 750 ki 360'ın katı olduğu için 720'yi ekledim ben. Bu da kök 3 bölü 2'dir. Şimdi burada periyot evet 30'un üzerine 720 eklemiştim ya. Periyot 720 mi yoksa 360 mı? 720 de bir periyottur ama esas periyot 360'tır. Yani en küçük pozitif e, t sayısına burada 360 biz periyottur diyeceğiz. Tanjant x artı kp tanjant x'e ve kotanjant x artı kp de kotanjant x'e eşit olduğundan e, ee, buradaki fx eşittir tan x ve fx eşittir kot x birer periyodik fonksiyondur diyoruz. Ve periyotları da k çarpı pi esas periyotları ise pi'dir diyeceğiz sevgili gençler. Şimdi burada sinüsün ve kosinüsün esas periyotlarının 2 pi. Tanjant ve kotanjantın esas periyotlarının da pi olması bizim için değerli. Ee, neden değerli? Şimdi göreceksiniz periyot nasıl bulunur. Bunu anlatırken pi ve 2 pi'nin önemini göreceksiniz. A, B birer reel sayı ve N de pozitif doğal sayı olmak üzere fx eğer ki sinüs üzeri n ax artı b ve kosinüs, e, n, kosinüs üzeri n ax artı b fonksiyonların esas periyodu nasıl bulunacak? Şu şekilde eğer şurada sinüsün ve kosinüsün kuvveti tek sayıysa bunların periyodu 2 pi bölü mutlak a'dır diyoruz. Yani şuradaki a ile ve n ile işimiz var. n'nin sadece tekliğini çiftliğini kullanıyoruz. E, bölü olarak da bakın bu formülde kullandığımız tek sayı da a'dır sevgili gençler. 2 pi bölü mutlak a'dır. Eğer n çiftse Pi bölü mutlak A'dır diyeceğiz. Örneğin 7 eksi 4 çarpı sinüs eksi 3x artı 7. Bakın arkadaşlar sinüsün kuvvetine ne? 1. Tek sayı ise 2 pi bölü. Buranın A'sı eksi 3'tü. Eksi 3'ün mutlak değeri de 3. Demek ki bu fonksiyonun periyodu 2 pi bölü 3. Bakın buradaki 7'yi, buradaki eksi 7'yi, buradaki 4'ü hiçbir şekilde sallamadık hiç. Yani umurumuzda bile değil. Benim için önemli olan buradaki ne ve buradaki A. 1 artı cos kare 5 x artı 1. Bakın burası çiftse pi bölü mutlak a. Yani 5'in mutlak değeri 5. Demek ki bu fonksiyonun periyodu da pi bölü 5. Burası çift. Dolayısıyla sevgili gençler pi diyeceğiz. Bölü. X'in kat ne? eksi pi. Eksi pi'nin mutlak değeri pi. Demek ki fonksiyon birde bir kendini tekrar ediyor. Yani periyodumuz 1'miş. Burada ise kuvvet 1 olduğundan 2 pi diyeceğiz. Bölü. Ee, 2 bölü 3 var bakın x'in katsayısı. Bölü 2 bölü 3'ün mutlak değeri de 2 bölü 3 olduğu için bunları da ters çevirip çarpacağız. İkiler birbirini götürecek zaten. 3 pi olur diyeceğiz. Bu bizim fonksiyonumuzun periyodu. Bakın periyotlar burada 2 pi bölü 3, 2 bölü 5, 1 ve 3 pi'dir. Periyot dediğimiz olay illa böyle pi ile olmak zorunda değil. Böyle bir reel sayı da çıkabilir. Yani pi bölü 5 de reel sayı tabii ki de. Pi'siz, pi çarpanı olmayan bir sayı da çıkabilir. 1 diye. Tamam mı? AB birer reel sayı var. N pozitif doğal sayı olmak üzere tanjant üzeri NAX artı B ve FX eşittir. Kotanjant üzeri NAX artı B fonksiyonlarının periyotları da buradaki N'den bağımsız olarak N tekmiş çiftmiş hiç önemli değil. Pi bölü mutlak A'dır diyoruz. Yani burada N'ye de bakmıyoruz. Tek mi çift mi ona da bakmıyoruz. Mesela burada 2'ymiş hiç önemi yok. Pi bölü buranın kat ne? eksi 1 bölü 5. Peki bunun e, mutlağı kaçtır? 1 bölü 5. Ters çevirdim çarptım. Periyodum 5 pi'dir dedim. Bakın kotanjantı kuvveti 1 ama umurumda değil. Pi bölü x x'in katsayısını pi bölü 3. Demek ki ben buraya pi bölü 3 yazacağım. Bunu da ters çevirip çarparsam periyodumuz 3 gelecektir sevgili gençler. İşte periyot bu şekilde bulunuyor. Peki bu periyot ne işimize yarayacak? E, trigonometrik fonksiyonların grafiklerinde direkt periyoda bakarak hangi fonksiyonun hangi grafiğe ait olduğu e, tam olarak net karşımıza çıkmaz ama en azından şıkların içerisinde eleme yapabilirsiniz. Tamam. Bir sonraki sayfamızda ters trigonometrik fonksiyonları işleyeceğiz sevgili gençler. Bu ters trigonometrik fonksiyonlar da bakın fonksiyon olayını biliyoruz zaten. Hatta bir fonksiyon ne demiştik? Birebir ve örtense bu fonksiyonun tersi de bir fonksiyondur demiştik. Ama belirli bir aralıkta birebir ve örten olan fonksiyonların tersleri de yine o aralıkta fonksiyon oluyordu. E şimdi ben burada f fonksiyonunu eksi pi bölü 2'den eksi 1 ile 1 aralığına tanımlı bir fonksiyon olarak nitelendirirsem ki bu fonksiyon biz, biz bu aralıkları seçmemizin sebebi sinüs fonksiyonunun tersinin de bu aralıkta fonksiyon olması. Şimdi ben normal şartlar altında fx'in tersini fonksiyonlarda f üzeri eksi 1 x diye gösteriyordum. Bu tersiydi. Bu da kendiydi. E pekala. Şimdi gençler bir fonksiyonun tersini ben bu şekilde gösteriyorum ama trigonometrik fonksiyonlar hani bizim için özel fonksiyonlar olduklarından ben bu fonksiyonların tersini de özel olarak göstermem gerekiyor. Şimdi yani fx eşittir sinüs x fonksiyonu birebir bir ve örten olduğundan bu aralıkta fx fonksiyonun tersi de bir fonksiyondur diyoruz. Ve fx eşittir sinüs x fonksiyonunun tersi az önce ben fonksiyonu buradan buraya tanımlamıştım tersini buradan buraya tanımlayacağım. Dolayısıyla eksi 1 bir, bir kapalı aralığından eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığına olmak üzere F'in tersinde x fonksiyonunu ya sinüs üzeri eksi 1x şeklinde tanımlarız ki bu işimize gelmez. Ya da sevgili gençler ark sinüs x olarak tanımlarız. Bu niye işimize gelmez? Çünkü bazen sinüs üzeri eksi 1x fonksiyonunu 1 bölü sinüs x olarak da yazılabilir. Dolayısıyla bunu yazmak istemiyoruz. Hani bu şekilde anlaşılabilir. Ark sinüs x olarak. Yani sen trigonometrik fonksiyonun başına arc harflerini getirerek Ark sinüs diye de okuyarak ark kosinüs, ark tanjant, ark kotanjant diye okuyarak sevgili gençler siz bu fonksiyonların tersini ifade etmiş olursunuz. O halde y eşittir sinüs x ise ark sin y x'e eşittir. Yani sen nasıl ki fx eşittir y ise f'in tersinde y eşittir x'tir diyebiliyordun fonksiyonda. Aynı mantık x ile y'nin yerlerini değiştirerek sinüsün tersinde y x'e eşittir de diyebiliyorsun. Örneğin sinüs pi bölü 6 neydi? 1 bölü 2 yani sin 30 1 bölü 2 olduğundan arc sinüs 1 bölü 2 de pi bölü 6'dır. Bakın yerlerini değiştirmemiz yetiyor. Aynı muhabbet kosinüs x'te de var. Bunun e, tanım ve değer kümesi 0 ile pi'den eksi 1 ile 1 aralığına sevgili gençler. O zaman tersi de eksi 1 ile 1 aralığından 0 ile pi aralığında tanımlanacak. Burada da örnek olarak şunu verebiliriz. Kosinüs 5 pi bölü 6 eşittir. Eksi kök 3 bölü 2 olduğundan arc kosinüs eksi kök 3 bölü 2 5 pi bölü 6'dır. Bunları yer değiştirebiliyoruz. Aynı muhabbet tanjant içinde geçerli. Kotanjant içinde geçerli. Burada verilen örnekler ise tanjant pi bölü 3 kök 3 ise ark tanjant kök 3 pi bölü 3'tür. Ya da kotanjant 3 pi bölü 4 eksi 1 ise ark kotanjant eksi 1 3 pi bölü 4'tür diyebiliyoruz. Evet hadi bakalım sorularımızı bir inceleyelim. Sinüs ark kosinüs 3 bölü 5 işleminin sonucu kaçtır? Bunları genelde şu şekilde okuyabilirsiniz. Bakın bu tarzda verilen soruları şu şekilde okuyabilirsiniz kosinüsü 3 bölü 5 yapan açı sinüsü kaç yapar? Bu şekilde okursanız, o zaman yapmanız gereken olay gayet basittir. Hemen bir tane üçgen çizersiniz sevgili gençler. Tabii bu üçgenin dik olmasına dikkat edin. Ben diyorum ki şu arp kosinüs 3 bölü 5 bir alfa'yı, yani bir açıyı versin bize alfa. Bu alfa'nın kosinüsü de 3 bölü 5'tir. Burası 3'tür, burası 5'tir. O zaman burası 4'tür dersin sen. Bu alfa'nın sinüsü kaçtır diye sorulmuş. 4 bölü 5'tir. Cevap budur sevgili gençler. Mesela şuna bakalım hemen. Bunu da kendiniz yapmaya çalışın. Videoyu durdurun. Kendiniz yapmaya çalışın. Ben yine bir tane üçgen çizeyim. Tamam mı? Ark sinüs 15 bölü 17. Nasıl okuyacağız biz bunu? Sinüsü 15 bölü 17 yapan açı tanjantı kaç yapar? Yani tan alfa kaçtır diye soruluyor aslında. Burada alfa dediğimiz şey de sinüsü 15 bölü 17'ymiş. O zaman ben buraya alfa derim. Şurası dik, dik iken. Burası 15'miş. Burası 17'ymiş. Ee, burası nedir? 8, 15, 17 üçgeni. Şimdi tanjantı kaçtır diye soruluyor. 15 bölü 8'dir o zaman. Karşı bölü komşu. Geçtim bir alttaki soruma. Bakın diyor ki sinüsü kök 7 bölü 4 yapan açının yarısı tanjantı kaç yapar diye soruluyor. Hemen sevgili gençler şuraya alfa diyelim. Tamam mı? Ee, hatta 2 alfa diyelim biz buraya. Hiç sıkıntı yok isterseniz 5 alfa deyin. Hiç sıkıntı yok. Bir tane hemen üçgen çizelim. Şöyle bir üçgenimiz olsun bizim. Bu üçgende de şurası 2 alfa derecelik açımız olsun. Sinüsü kaç yapıyormuş? Kök 7 bölü 4. Yani karşısı kök 7'ymiş. Burası 4'müş. Hatta ben o 4'ü şuraya yazmak istiyorum şimdi. Burası da dik bir üçgen. E burası kök 7 ise kök 7'nin karesi 7. Bunun karesi 16. 16'dan 7'yi çıkardım. 9 demek ki burası 3'müş diyeceğiz. Daha sonrasında ben diyorum ki madem bize bu 2 alfanın 1 bölü 2'si yani 1 bölü 2 katı yani 2 alfa bölü 2'den alfa lazım. Ben bu alfayı nereden elde ederim? Aha da bakın şuradan elde edebiliriz şöyle çektim. Ne diyordum? Her zaman yaptığım iş. Şuraya alfa dersem burası da alfa olmak zorunda. Neden? Çünkü iki iç bir dışı kullandım. E burada ikiz kenar üçgen oluştu. Yani şurasıyla şurası birbirine eşit. Demek ki burası dörtse burası da 4'tür diyeceğim. Ve bu işte alfa derecelik açının tanjantı sorulmuş. Yani karşısı kök 7, komşusu 7. Yani tanjant yani bu sorunun cevabı kök 7/7'ymiş diyeceğiz sevgili gençler. Gayet eğlenceli, gayet basit. Şimdi şuna bakalım sinüsü 2/5 yapan e, açıyla tanjantı 3 bölü4 yapan açının farkının kosinüs değeri sorulmuş bize hemen sevgili gençler 2 tane üçgen çizelim Bu şekilde bakın iki tane üçgen çizeceğim bu iki tane olması önemli Niye Çünkü bunlar aynı açıyı göstermek zorunda değiller şöyle çizdim bir tane şöyle bir üçgen çizeyim bu üçgeni biraz daha şöyle açısını geniş çizelim. Şimdi bu şuraya alfa diyeceğim. Şuraya beta diyeceğim ben. E şurası alfa olsun. Şurası beta olsun diyelim. E bu alfanın sinüsü 2 bölü 5'miş. Yani burası 2 ise burası 5'miş. O halde burası kök 21'dir. Doğru mu? Doğru. Burası beta. Tanjantı 3 bölü 4'miş. Yani burası 3, burası 4, burası 5'miş. Şuralarda dik bu arada. Ne kadar görselde anladınız diye düşünüp yazmasam da buralar dik. Şimdi bizden ne istenmiş? Kosinüs alfa eksi beta. Peki bu kos alfa eksi betayı nasıl açabilirsiniz? Bunları öğrenmiştik, toplam fark formülüyle kos alfa çarpı kos beta. Arada eksi varsa artı yapıyorduk. Sin alfa çarpı sin beta diyorduk. Artık işlem gayet basit. Bana bir tane kos alfa lazım. Kos alfa nedir? Kök 21 bölü 5'tir. Kök 21 bölü 5 çarpı kos beta nedir? O da 4 bölü 5'tir. Artı sin alfa 2 bölü 5'tir. Çarpı ee, sin beta kaçtır arkadaşlar? O da 3 bölü 5'tir. Şimdi zaten tabanlar yani paydalar 25 olduklarında Burası 4 kök 21 artı 6 Bölü 25 yapar diyeceğiz sevgili gençler demek ki sorumuzun cevabı da buymuş Diyebileceğiz Anlaştık mı Geçtim bir diğer soruma bakın 3 pi bölü 2 270'tir e, 270'e ekleme çıkarma yapılınca şuraya da alfa diyeceğiz Tabii ki burası ne oldu sinüs 270 Artı alfa olmuş oldu 270 ekleyip çıkardığımız zaman isim değiştiriyordu Kosinüs olacak 4. bölgede sinüs negatif olduğundan eksi kosinüs alfa oldu sevgili gençler. Burası bizden eksi kosinüs alfa sorulmuş. Peki tanjantı 2 yapan açı kosinüsü kaç yapar diye soracağız. Dolayısıyla yine ne çizmemiz gerekiyor arkadaşlar? Üçgen çizmemiz gerekiyor. Bu üçgeni şu şekilde rastgele çiziniz. Ben diyorum ki şurası alfa olsun. E tamam. Bunun tanjantı 2 ise karşısı 2'dir. Komşusu 1'dir. 2 1 ise burası da kök 5'tir diyebiliriz. Kosinüsü kaç yapar diye soruluyor. Komşusu 1 hipotenüsü kök 5 eksi 1 bölü kök 5 yapar hatta kök 5 ile de genişletecek olursanız cevap eksi kök 5 bölü 5 olacaktır diyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Son sayfamızın sağ üst tarafındayız. Diyor ki kosinüsü 4 bölü 5 yapan açının 2 katı sinüsü kaç yapar diye sorulmuş. Şimdi şöyle diyeceğiz bak ben şuraya diyorum ki burası alfa bir açı belirtiyor sonuçta. Ve bu alfanın e, kosinüsü de neymiş? 4 bölü 5'miş. Hemen şöyle çizelim. Üçgeni mutlaka çiziyorsunuz bu tarz sorularda. Mutlaka. Ben şuraya alfayı yapıştırdım. Kosinüsü 4 bölü 5'miş. Demek ki burası 4 burası 5'miş. E, o zaman buraya ne kalır? 3 kalır. Burası da dikti bu arada. Şimdi e, ben burada şuraya alfa dedim ya. Bak sin 2 alfa oldu. Sin 2 alfa oldu. Peki bu sin sinüs 2 alfanın. E açılımı neydi? Yarım açı formüllerinden 2 çarpı sin alfa çarpı cos alfaydı. 2 sin alfa cos alfa. Şimdi bana bir tane sin sinüs alfa lazım. Bunun sinüsü 3/5'tir. Bir tane de kosinüs alfa lazım. O da 4/5 zaten. Bir de çarpı başında ne var? 2 var. E güzel. E üst taraf ne yapar? 24 yapar. Alt tarafta 25 yapar. İşte sevgili gençler, bizim cevabımız budur diyebiliriz. Cevap 24/25'miş. Bir alttaki soruma geçtim. Bir alttaki sorum bu videonun son sorusu. Trigo'nun da son sorusu. Artık Trigo ile alakalı sana bol bol soru çözmek kalıyor. Ee, valla arkadaşlar bunca bu ev taşıma muhabbetinin arasında e, baya bu yoğunluğun arasında gene de hani nasıl diyeyim programın gerisinde kalmayalım diye. Çünkü biliyorsunuz programda 4-5 gün gerideyiz sanırım. Programın gerisinde kalmamak adına e, valla gece saat kaç olursa olsun videolarınızı çektim. Güzel bir şekilde paylaşıma da açacağım. İyi ee, iyi oldu. Yani sizinle yapmanız gereken şey bu aslında. Yani kullanacak kelimeyi bulamadım. Sizin de yapmanız gereken şey bu aslında. Bugün işini yarına bırakmamak gerekiyor. Çünkü bugün işini yarına bırakırsanız yarın yapacağınız iş dünün işi olmuş olur. Ve her zaman bu sarpa sararak gider. Dolayısıyla kendinize bir plan yapın, program yapın. Hangi iş olursa olsun ana işiniz neyse ne yapmanız gerekiyorsa önce onu bitirin. Onu bitirirseniz eğer Zaten her şey tıkır tıkır gelecektir. Yani şöyle düşünün. Geçen yıl bir kamp programına başlamıştık. Bu yani 2019 senesinde bir kamp programına başlamıştık. Bu kamp programı gerçekten çok yararlı bir kamp programı olacaktı. Ama araya benim askerlik girdi. Askere gittim geldim. İşte onun e, toparlanma psikolojisi. Tekrardan bilgisayarın başına geçip video anlatmak şudur budur. Açık söyleyeyim biraz da zor gelmişti. Biraz adapte olamamıştım. Yani bu adapte olma süreci 10 gün oldu 20 gün oldu. Daha sonrasında bir ofis açtım. Ee, gene videolarla ilgilenemedim. Gene sizlerle çok fazla e, zaman geçiremedim. Ama bu sene diyorum ki ne olursa olsun, ne olursa olsun önce ben öğrencilerime söz verdim. Bu videolar çekilecek, bu konular anlatılacak. Hem de böyle üstün körü falan değil. Bak trigonometri. Geçen yıl anlattığım trigonometriye bakın. Topu topu 2 saat sürmüştü. 2 saat 15 dakika sürmüştü. Burada anlattığım e, trigonometri şu an 4 de, buldu. 6 tane video oldu. Geçen sene tek videoda anlatmıştım, bitirmiştim. Hatta iki video muydu? Neydi? Hemen bitirmiştim işi. Detaylı bir şekilde de anlattığımı düşünmüyorum ama Burada olabildiğince detaylı oldu yani bu video. Toplamda 18 sayfa ama nasıl 18 sayfa? Deli dehşet 18 sayfa. Gerçekten çok güzel bir şekilde de anlattığımı düşünüyorum. Sen de eğer adam akıllı bir şekilde anlattıysan ne mutlu bana. Sen de eğer adam akıllı bir şekilde anladıysan ne mutlu bana. Tamam mı? Ee, i̇nşallah her şey daha güzel olacak. Her şey daha yolunda gidecek sevgili gençler. Zaten gün geçtikçe de biraz daha profesyonelleşiyoruz artık. Ee, iyi de oluyor bu. Sana daha kaliteli bir şekilde... E, hizmet veriyoruz bu camiada sorumuzu çözelim çok fazla konuştum değil mi Şimdi 3x eksi 4'ler sıfırla pi aralığında olmak üzere fx eşittir 6 artı 2 çarpı sinüs 3x eksi 4 fonksiyonu veriliyor f'in tersinde x nedir diye sorulmuş bize Şimdi ben f'in tersinde x'i bulacağım öncelikle 3x eksi 4'ün e, sıfırla 4 arasında olduğunu biliyorum ben Böylelikle Şu fonksiyonun tersini bulacağım ya e şimdi bu fonksiyonun tersi de sıfırla pi arasında olan bir fonksiyonun tersini buluyoruz biz. Yani 3, 2, 8, 4 bakın direkt alınmış buraya konulmuş. E, burası sıfırla pi arasında ise burası daima pozitif olacak. Yani sinüs daima pozitiftir. Biz fonksiyonların tersini bulurken sana bir yöntem öğretmiştim ben. 1. X'e uygulanan işlemler neler bunları bulmamız gerekiyor. 1. Önce X'i bakın burada 3 ile çarpmış. 3 ile çarp dedi. 2. Sonra 4 çıkarmış. Onu da yazdım. Sonra... Bu ifadenin sinüsünü almış. Sinüs al. Sonra 4. 2 ile çarpmış bakın bu ifadeyi. 2 ile çarp. Sonra ne yapmış? 6 eklemiş. 5, 6 eklemiş. Olabildiğince fazla şey yapmış. Şimdi biz buradan tersten başlıyoruz. Tersten başladıktan sonra bütün işlemlerin de tersini yaparak x'e uygulayarak devam ediyoruz. Bak 6 ekle demiş ya ben önce x'ten 6 çıkaracağım. 2 ile çarp demiş ben 2'ye böleceğim. Sinüsünü al demiş ben ark sinüsünü alacağım sinüs 4 çıkar demiş ben 4 ekleyeceğim. 3 ile çarp demiş ben 3'e böleceğim. İşte bu f'in tersinde x fonksiyonudur sevgili gençler. f'in tersinde x fonksiyonu budur diyeceğiz. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar videomuzun ve konumuzun sonuna geldik. Umarım her şey güzeldir. Her şey senin için güzel olmuştur. Umarım anlamadığın soru kalmamıştır. Allah sana zihin açıklığı versin. Ee, ben de artık uyumaya gideyim. Değil mi? Ee, arkadaşlar dikkat edin kendinize. Bu haftaki zaten konunun e, ödeviniz belli. Her şeyiniz belli arkadaşlar. Bir sonraki hafta yanlış hatırlamıyorsam e, ne anlatacaktım? Bir düşüneyim bakayım. Trigo'dan sonra ne geliyordu? Yanlış hatırlamıyorsam istatistik grafik ve logaritma geliyordu. Lütfen arkadaşlar konularınızı aksatmayın. Bakın ben sizin için videoları aksatmıyorum. Siz de yapmanız gerekenleri ertelemeyin. E, ertelediğiniz takdirde hep dediğim gibi sarpa saracaktır bütün konular bütün işleriniz sarpa saracaktır. Bu hiç hoşumuza giden bir durum değil. Çünkü e, ben burada videoları çekmezsem ben benim bir kaybım yok. Yani gerçekten benim bir kaybım yok. Video çekmem. E, 3 günde bir çekerim, 10 günde bir çekerim, 20 günde bir çekerim. E, benim burada bir kaybım olmaz. Ama sizin kaybınız sevgili gençler sınav olur. Yani sizin işlerinizi ertelemeniz, hayatınızı ertelemeniz gibi bir şey. Haberiniz olur. Bu sene olmazsa seneye olur mantığıyla düşünürseniz 60 ortalama insan ömrü 60 yıl 65 yıl bir senenizi yani hayatınızın yüzde birinden fazlasını bu yolda hibe etmiş oluyorsunuz. Yapmayın lütfen gözünüzün yiyin yapmayın. Evet videoyu sonlandıralım. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın arkadaşlar.